Evet değerli izleyiciler, konuğumuz gençlerin yakından tanıdığı, çünkü bugünün gençleri bir ara çocuktu ve o çocukken de onlar Tolga abilerini çok seviyorlardı. Gençlerin Tolga abisi, Tolga Gariboğlu konuğumuz. Tolga, hiç yaşlanmıyorsun. Evet, teşekkür ederim. Siz de öylesiniz ama. Yok, ben bayağı çocuğum, seni görünce iyice asam bozuldu. Biz Tolga Gariboğlu ile medyada gençlere yönelik bir takım eklerin, yayınların beraber yapılmasını sağladık. Bize orada destek oldu. Şimdi yepyeni bir proje yapıyorsun. Evet. Türkiye'de bu yayıncılık hayatını noktaladın. Hugo'lar, Mugo'lar falan filan bunlar bitti. Ki hala internette seyredip güldüğümüz Hugo maceraları var. şimdi ne yapıyorsun? Tam yaptığın nedir? Üreten... zihinsel üretimi ekonomik değere dönüştürüyorsun diye algılıyorum ben olayı. Doğru. Nedir bu girişim? Sağ olun. Şimdi hayatımızda artık mobil aplikasyonlar, her şeyi biliyorsunuz. Her yaştan, yani Ayşe teyzeden bir profesöre, aynen, işte yayıncı birinden, herkese, bir ne telefon, gence ne yazık ki bir çocuğa kadar indi artık. Mobil aplikasyonlar hayatımızın her şeyi ve sektör ayrımı yok. Yani şunu diyemiyorsunuz, mobil aplikasyon sektöründeyim diye bir şey yok. Çünkü her yerde. Her yerde mobil aplikasyon var ve sonu yok. Henüz de o ihtiyacın çok küçük bir kısmının doldurulduğu söyleniyor. Dolayısıyla o sektörde garajdan çıkan başarılar çok büyük. Evet. Garaj algımız... Bütün başarılar aslında garajdan çıkıyor. Garajdan 2-3 kişi bir araya geliyor. İki genç kafalarına bir şey esiyor, onu yapmaya, aynen, çalışıyorlar. Ama şimdi mesela Türkiye'deki sorun şu. Şimdi Amerika'da bu kolay. Amerika'da genç oturuyor bunu, yani kolay derken biraz daha imkan dahilinde. Doğru. Genç oturuyor, bir şey üretiyor. Sonra o ürettiğine bir yatırımcı bulabiliyor mesela. Değer katabilecek güçler var. Ona bir imkan mesela. Bizdeki şeyde ben otursam bu telefonla ilgili ne bileyim dünyanın en iyi aplikasyonu bulsam... Ne halt edeceğimi bilmiyorum. Siz bulun bize gelin de Fatih Bey, yeter ki siz mesele, bu nasıl değere dönüşecek? Doğru. Bizim modelde adı Fikrin Becerin. Bu platformumuzun web sitesi fikrinbecerin.com. Burada yaptığımız tek şey var. Ya fikirle ya beceriyle bize gel diyoruz. Gerisini bize bırak. Yani çok iyi bir fikri varsa o kişinin, bu yaşı kaç olursa olsun iyi bir fikir çıkarabilir. Onu alıyoruz biz ve onun üretilmesi için gereken diğer faktörleri, bu da ne demek? İşte kodcular, frontendçiler, tasarımcılar, proje yöneticileri. Bu arada illa bilişim sektöründe bir iş diye de düşünmemek lazım. Aynen. Onları bir araya getiriyoruz. Gereken ufak tefek destekleri sağlıyoruz ve biz de bir garajız aslında. Ama bizim tek farkımız garajın içinde çok bölüm var. Yani biz şu anda 7-8 tane aplikasyonu bu modelle yaptık Amerika'da. Ve şimdi de daha çok fikir bize gelsin. Yani mesela genç size geliyor, evet, projesini getiriyor. Sonra ne oluyor? Siz bunu hayata geçiriyorsunuz. Hazırlamış da gelebilir, fikir olarak da gelebilir. Evet, ama genellikle fikir olarak, hı-hı, geliyor. Veya bana CV'sini yolluyor bize, yani platforma. Diyor ki ben şu işi yapıyorum. Zaten büyük bir kuruluşta da profesyonel çalışıyorum ama akşamları şu bölümünü ele alabilirim. O oranda da ona hisse veriyoruz biz. Hı. Ve şey diyoruz Fatih Bey, emeğinle yatırımcısın. Şimdi mesela ben diyelim ki acayip bir aplikasyon, tamam, yaptım. Bunu size getirdim. Tamam. Siz bunu işte satıyor musunuz? Pazarlıyor, yok, musunuz? Ne yapıyorsunuz? Bitmiş bir aplikasyon. Bitmiş diyelim ki. Aslında o zaman bizim yapacağımız bir şey yok. Ona sadece yatırımcı bulma kısmında katma değer katıyoruz. Hı-hı. O çevremizde var, o network'ümüzde var ama bizim asıl heyecanlandığımız bir sürü fikir gelsin. Bir sürü iş gücü sahibi insanla birleştirelim. Kimseye bir ödeme yapmıyoruz. Peki bu fikir sahibi mesela Türkiye'de, biz şunu biliriz, bir fikrim vardır, gidersin bunu bir önemli birine ağlatırsın. Tamam. O der ki sana, ya fena değil ama işte falan der. 6 ay sonra bakarsın ki o fikri o piyasaya çıkarmış, sen fikri ona verdiğinde kalmışsın. Dolandırılır. Fikir hırsızlığı vardır bizde. Çok katılıyorum. Orada birkaç faktör var. Birincisi Tolga abi. Tolga abi hiçbir zaman onların hani haklarına kötü bir şey gelmesini istemez. İkincisi sözleşmelerimiz var. Yani başlarken herkese çok net kuralların olduğu sözleşmeleri imzalatmadan başlamıyoruz ki kimsenin hakkına helal gelmesin. Ne bizim ne karşı tarafların. Burada önemli... Yani bir ortak oluyorsunuz. Aynen, ortak oluyorsunuz. Zaten her bir aplikasyonu Amerika'da ayrı bir şirket kuruyoruz. Hmm. Evet, o da çok önemli. Biz ve o fikri var, getiren ona, şirket, ona ortak oluyor. Ona ortak oluyor. %10 olabilir, %5 olabilir, %15 olabilir. 50 olabilir. Her şey olabilir. Katlına bağlı. Şu ana kadar o kadar yüksek paydaşı olan biri olmadı. Çünkü her projede en az 8-9 kişi var. Hmm. Paylaşıyoruz. Hmm. Şey çok önemli, bu profesyonel kişiler, bunun hayata geçmesine katkıda bulunacak kişiler zaten gündüzleri bir yerde çalışıyor. Akşamları, ve biz onlara diyoruz ki bak, beğenmediğin fikri emeğini katma. Katma. Neden katmayayım? Çünkü emeğinle yatırımcısın. Tutmazsa bu emek boşa gidecek. Ve bunun için herkes çok sahipleniyor. Pırıl pırıl insanlar var. Çok deneyimli,
belli bir yaşın üstünde bir kadro var. Gençleri peki bunu Türkiye'de yapanlar ne yapacak, yapıyorlar? Onlar da mı Amerika'da ortak oluyor? Aynen öyle. Aynen. Yani öyle. Siz Türkiye'deki bu işi yapabilen, yapmaya hevesli, fikir olanlara Amerika'nın kapısını açıyorsunuz, büyük pazarın kapısını açıyorsunuz. Öyle ama şu çok önemli, mobil aplikasyonda aslında bir ülke yok. Siz onu bir yerden yayınladığınızda tüm dünyayı satıyorsunuz. Türkiye'den de yapabiliriz bunu, çok normal. Amerika'da da Türk ortaklarımız var. Türkiye'den olanlar ve emeğini katanlar var, fikir verenler var. Ve işte son 1-1,5 yılda 6-7 tane aplikasyon yaptık böyle. İlla fikir de şart değil. Emeğini de katabilir. O da yetiyor. Yani diyebilir ki mesela, aynen. Tolga ben yazılımcıyım, aynen. Şunları şunları yapabiliyorum, sizle beraber olacağım. Gelen fikirlere katkıda bulunabilir. Kesinlikle. Ve yine bu işle ortak olabilir. Zaten fikrinbecerin.com'da iki ana bölüm var. Bizim platformumuzun web sitesi. Bir fikir sahipleri, beceri sahipleri. Fikirse burası, becerisi burası. Fikirse oraya yazıyor. Bir kuralları önce onaylıyor. Hani fikrine hayal gelmesin diye. Eğer becerisi varsa, fikri yoksa ama çok iyi frontendçiyse veya proje yöneticisi ise o da diyor ki benim CV'm bu. Aynı bir iş sitesine post eder gibi browse ediyor onu ve koyuyor. Biz de ona bakıp onunla görüşüyoruz. Sonra sözleşme haline getirip başlıyoruz. Ve bir maaş falan yok aslında. Yok, hayır. Bir para kazanmıyor. Asla. Bu bir ortaklığın içine girme kapısı. Bu bir gönül işi, inanma işi. Onun için de diyoruz ki mesela elimizde diyeyim 7-8 tane fikir var. O kişiye soruyoruz. Bak bu fikirler var. Hangisine girmek istersin? Fikri. Ve fikri hayata geçebilecek olanları buluşturuyorsunuz. İnsan kaynağını buluşturuyor. Ve sonra da bunun pazarlamasını sağlıyorsunuz. Aynen öyle. Aynen öyle. O gereken bazı katma değerler var. Yani ne diyeyim işte bunun sözleşmesinin yapılması, işte serverlarının hosting hizmetini verilmesi. Bunlar aslında ben oradaki partnerlarıma da söylüyorum. Diyorum ki bunlar atla deve işler değil bizim kattığımız. Ama en büyük katkı o parçaları bir araya getirmek, onlara mentorluk yapmak ve benim de size de uzun yıllardır tanışma şansını elde ediyorum. Neredeyse çocuk yaşlardan beri medya sektöründeyim. O medya sektörü her ne kadar dijitale evrilmiş de olsa medya. Bir bilgiyi aynen. Değişik yöntemlerle aynen öyle. Eriştiriyorsun. Aynen öyle. Dolayısıyla o süzme bilgimizi de onlara mentor olarak koyuyoruz ve bundan çok mutlu oluyorlar onlar da. Güzel bir iş ama benim ne fikrim var ne becerim var. Sizde bana iş yok. Estağfurullah. Sizde ikisinin de olduğunu çok iyi biliyorum. Sizde mütevazılık da var. Yok estağfurullah. Vallahi yok. Vallahi yok. Ama ne olur bu cümlenizi... Peki mesela ne yapacak şimdi? Fikri var. Tamam. Diyelim ki ben akşam eve gittim. Diyelim ki lan ben bir fikir bulayım da bu Tolga'yla bu işi yapayım. Ne yapacağım? Sizin için geçerli değil ama normalde web sitesine girip fikirle ilgili bölüme 4000 haliyi geçmeyecek şekilde yazmanız lazım. Biz sizi arıyoruz. Şöyle şu bir şey düşündüm, böyle bir şey, şöyle uygulanacak pazarı, bu böyle yapılacak falan diyorsun. Bütün fikirler ve bütün beceriler yani CV'ler diğer arkadaşlarımla birlikte birebir bana düşüyor. Peki mesela benzer fikirler kendin ne yapıyorsun? İki kişiye çok benzer bir şey söylüyor. Bu kadar kısa sürede oldu Fatih Bey. Oldu. Biz o zaman yine sözleşmemizde bu durumda da hem onları hem kendimizi koruyacak maddeler var. Onlara bu durumu anlatıyoruz. Bizim yapıp bitirmekte olduğumuz bir fikir vardı. 9-10 aydır uğraşıyorduk. Geçtiğimiz hafta bir 10 gün önce falan bir fikir geldi. Birebir aynı. Düşünürsünüz. Ben aynı sözleşmedeki maddeye dayanarak orada da şöyle diyoruz. Eğer o fikri biz yaptığımızı iddia ediyorsak bunun mesleklerini vermeliyiz. Dedik ki işte biz şu 7-8 kişi ortak şu tarihte başladık. Aplikasyonun bir tane kısmı bu. Lütfen yanlış anlama ama biz bunu yapıyoruz. Kimsenin bu platformun en önemli yanı kimsenin aklına hayal gelmemesi lazım ki sürekli. Anladığım kadarıyla biraz demokratik ve şeffaf platform olmasına. Çok. Yani sizin bütün konuklarınız, çoğu konuklarınız politikadan. Ben de o kamu yönetimi ve politika bilimi aslında. Valla aslında bakarsan Tolga bir şey söyleyeyim sana. Ben senin gibi konuklar olsun istiyorum. Hatta öyle bir program yapmak istiyorum açıkçası. Yani yeni şeyler olsun, gençlerle ilgili. Bir ruh yani, olsun, bir hayat abi, olsun. Siyaset konuş hep aynı şey. Yarısı yalan, yarısı demeyin, konuklarınız duyacak. Duysunlar canım yani. Onlar da biliyorlar yaptıklarını. Yani sürekli bir savunma suçlama mekanizması umut olsun içerisinde. Değil mi? Abi evet. Yani şimdi evet. Şu siyasetçilere konuştuklarım vallahi benim yani beni ilgilendiriyor belki de hani kızım beni ilgilendirmiyor. Büyük ihtimal senin çocuklarını ilgilendirmiyor. Yani onlar başka bir dünyaya bakıyorlar. Başka bir demokratik anlayışları var. Onların başka bir liberal bakışları var hayata. Yani ilgileri bile yok onlar. Ve genellikle ümit kazanmak yerine umutsuzluk. Umutsuzluk kazanıyor. Çünkü yani dün okuduğuyla bugün dinlediğini ve yapılanla söylenen arasındaki farkı gördüğü zaman daha da karamsarlaşıyor. İnsanlığına utanıyor çocuklar. O yüzden ben daha mesela yeni bir bilim programı yapmak istiyorum. Yani bilimle ilgili bir şey yapmak istiyorum ki yapacağım yakında herhalde. Arabada bilimin bir parçası aslında. Sürekli araba çiziyorum ben gördüğün gibi. Araba çiziyorum, uçak çiziyorum, gemi çiziyorum. Peki Tolga, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim konuk ettiğiniz yani için. İnşallah bunun böyle bir medya iletişimini daha iyi de yaparsınız. Çünkü şu açıdan önemli benim açımdan. Bir sürü insana umut vereceğim. Yani çünkü şu anda Türkiye'de işsizlik tekrar çift hanelere çıkmış bizim ülkemizde. Bir sürü fikri olan ve ne yapacağını bilemeyen insan var. Veyahut da ya fikir de para edermiş deyip düşünmeye başlayacak insanlar doğru, var. Yani doğru. Evde böyle hıyar gibi oturacağına veya kahvede pişpirik oynayacağına diyecek ki ya ben düşüneyim ne bulabilirim. Açacak belki bakacak ne yapılmış neler yapılmış diye yapılanlardan ne çıkar diye.
Bir, insanlara bir umut olacak. Yani süremizi açmıyorsak bir örnek vermek tabii istiyorum. Tabii lütfen. Türkiye'nin en zengin, tabii kimsenin malında gözümüz yok ama iş adamının şahsi serveti 3.2 milyar dolar. Evet. Bu sektöre geldiğimizde çok garip bir şey var. Ben bunu sunumlarımda da bir anlatıyorum. Bir tane yalın ayak çocuğun 20 milyar doları var. Somut bir örnek vereceğim. 3 genç üniversite öğrencisi bir garajda Amerika'da 3,5-4 yıl önce Snapchat'i üretmeye başladı. 17 milyar dolar cap'i var, market değeri var. Evet, yani değeri var. Bunu şunun için söylüyorum, bu sektör hep büyüyecek. Sadece gençler için değil, bizlerin yaşında daha büyük yaştaki kişiler de lütfen düşünsünler. Aynen, bir fikirden bir anda Koç'tan, Sabancı'dan, ne bileyim Carlos Slim'den daha zengin olacaklar. Türkiye'den bir şey çıkar, bir Türk bunu yapıyor olur. Çok önemli. Sadece para için değil, o başarının hem başarının hissi hem onun ülkesine getireceği katma değer. Aynen, kendini iyi hissetmesi, başkalarına örnek olması. Fikrinbecerin.com bizim platformumuzun web sitesi. Fikriniz varsa gelsin. Siz de bekliyoruz. Lütfen siz de ya ben de fikir ne gezer diye. Siz de çok güzel fikirler olur. Bırakmışım. Mutlaka bekliyoruz. Peki Tolga'cığım çok başarılar diliyorum sana da. Tabii senden daha çok oraya gelecek gençlere ya da hep genç beraber. Olmasa şart değil kimse. İnşallah hep beraber bir başarı olur da orada Türkiye adına da önemli bir katma değer sağlarız. Çünkü ben şuna inanıyorum. Deniyor ya işte Türkiye'nin ihracatı işte kilo başına 10 dolar. Amerika'nın ihracatı işte uçak ihracı diyor. Kilo başına 10 bin dolar. Peki bir de 0 kilo milyar dolar var. Fikir diye bir şey var. Onun ihracatı yani şimdi Apple'ın yazılımı ne kaç dolar abi? Amerika'nın sanayi ihracatı entelektüel ihracatın yanında o kadar çok, küçük. Çok rakamları bilmiyorum ama 60-70 servis ve hizmet sektöründeki aynen. ihracatı aynen var. Öyle. %10-15 civarında sanayi ihracatı var. Burası çok önemli. Aynen. Bizim genç nüfusumuz çok yüksek. Onların beyinleri çok önemli bizim için. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. Değerli dinleyiciler dediğim gibi siyasettense böyle konuları konuşmayı daha çok seviyorum ama ne yazık ki böyle konulara daha az zaman ayırabiliyoruz ama yakında inşallah böyle konuları daha fazla konuştuğumuz bilimi, dünyayı daha yaşanır kılmayı konuştuğumuz bir program yapmak gibi bir niyetim var. İnşallah becerebilirsek ki öyle bir şeyle yine karşınızda olacağız. Herkese çok teşekkür ederim izlediği için ve haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu yeni mi gelişti? Hep vardı da bizim bu kadar farkında değildi. Ertesi günde bu konuşmalar annem medyaya yansıyor. Toplumun ülkesinde böyle bir bekletti.